Merhaba. Bu videomuzda Microsoft Word 2010'a bir giriş yaparak araç çubuğunu anlatacağım. Araç çubuğu giriş sekmesiyle başlayıp görünüm sekmesiyle biten bu şerittir. Bu sekmelerle ilgili genel olarak bilgiler vereceğim bu videoda. Ayrıntılı olarak da diğer videolarda izleyebilirsiniz. Giriş bölümüne geldiğinizde metin üzerinde ana değişiklikleri yapacağınız bir kısımdır burası. Kes, kopyala, yapıştır ile başlayan bir kısım. Bir anda ekle bölümü yazdığınız veya oluşturduğunuz metini görsel olarak ekleyebileceğiniz şekil, tablo, resim veya bunun gibi araçların bulunduğu bir kısım. Ayrıca metine eklemek istediğiniz artı bilgiler varsa ekle kısmından yine belgeye ekleyebiliyorsunuz. Bir yanda sayfa düzeni bölümü var. Bu sayfa düzeni bölümü de sayfanızın boyutunu, rengini, kenar aralıklarını, konumunu istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bir bölümdür. Başvurular bölümü ise özellikle akademik yazılar yazılırken çok kullanılan bir bölümdür. Metin ile ilgili dipnotlar, tablolar, resim yazılarını bu bölümlerden ekleyebiliyorsunuz. Bir yanda postalar bölümü var. Burası ise Word programını kullanarak zarf, mektup, e-posta oluşturabilir. Ön izlemesini yine buradan görebilirsiniz. Gözden geçir sekmesi ise metninizin bütün yazım ve dil bilgisi işlemlerini yapacağınız kısımdır. Bir yanda görünüm bölümü var. Görünüm bölümü ise belgenizi çalışma amacınıza göre 5 farklı görünüme alabileceğiniz kısımların yanı sıra sayfanızın görünüm ayarlarının bulunduğu kısımdır. Microsoft Word'ü her açtığınızda bu şeridi burada görürsünüz. Siz sadece ihtiyacınızın olduğunu görmek istiyorsanız örneğin bunun bir yolu var. Hemen şerit üzerinde herhangi bir noktaya gelip sağ tıklayıp şeridi simge durumuna küçült diyorsunuz. Tıkladığımda şerit kayboluyor. Tekrar sekmelere geldiğiniz zaman tıkladığınızda şerit geri geliyor. Bu şekilde. Bu yaptığımız uygulamayı geri almak istiyorsanız sağ tarafta ok işareti var burada. Şeridi genişlet. Tıkladığınız zaman şerit bu şekilde tekrar geri geliyor.